Merdan Yanardağ, 3 Temmuz 2022, bir gün. NATO'nun yeni cinayet hazırlığı. İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran tarihlerinde yapılan Kuzey Atlantik Paktı'nın 32. zirvesi, hazırlık niteliğindeki 2003 Prag zirvesini saymazsak, 2004 İstanbul toplantılarını birbirini tamamlayıcı tek operasyon olarak ele alırsak, bu emperyalist paktın soğuk savaş sonrasındaki en önemli ikinci zirvesi olarak değerlendirilebilir önemli çünkü NATO'nun 2004 İstanbul Zirvesinde belirlenen soğuk savaş sonrası yeni konsepti ki doğuya doğru genişleme kararı alınmış ve Türkiye ittifakın merkez üssü kabul edilmişti. Madrid'de değiştirildi. Peki 2004 İstanbul Zirvesinde ne olmuştu? Bugün olan biteni anlamak için kısaca anımsatmakta yarar var. NATO'nun 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde yapılan İstanbul zirvesinde ittifakın kuruluşundan sonraki yeniden yapılandırılma yönündeki en önemli adımının atıldığı söylenebilir. Yeni tehdit değerlendirmesinin kabul edildiği bu zirvede eski NATO bir anlamda tarihe havale edildi. Yeni NATO, soğuk savaş döneminde sahip olduğu Avrupa merkezli savunma konseptini değiştirerek bir dönüşüm sürecine girdi. NATO artık bir savunma örgütü olarak değil, dünyanın çeşitli bölgelerinde ortaya çıkacak tehditlere karşı bir müdahale örgütü diye tanımlanıyordu. Bu nedenle İstanbul zirvesinde belirlenen yeni tehdit, beklenebileceği gibi küresel terör olarak saptandı. New York'taki ikiz kulelere yönelik 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Washington'ın ve Batı'nın politik terminolojisine göre küresel terörle radikal İslamcılık hemen hemen aynı anlama geliyordu bu bakış daha sonra ılımlı İslamcılık ve Büyük Orta Doğu projesi adları verilecek İslam dünyasına yönelik yeni doktrinin de gerekçesini oluşturacaktı. Bu stratejik emperyalist planlama Türkiye'de AKP'nin iktidara getirilmesinin de yolunu açacaktı. Böylece NATO'nun söz konusu tehdidin alanı ve üssü kabul edilen coğrafyaya yani doğuya ve güneye doğru genişlemesi de İstanbul Zirvesi'nde kabul edilmiş oldu. NATO'nun yenilenen tanımına, konumlanmasına ve tehdit algılamasına göre Türkiye'nin ittifak içindeki yeri de yeniden belirlendi. Türkiye artık terörle mücadelede cephe ülkesi ya da merkez üs olarak görev yapacaktı. Bir anlamda soğuk savaş döneminde Almanya'nın üstlendiği rol, stratejik değeri teyit edilerek bu dönemde Türkiye'ye biçildi. İşte AKP bütün bu emperyalist siyaset planlamasına daha kuruluş aşamasında evet dediği için iktidara getirilmişti. Dönemin NATO Genel Sekreter Yardımcısı Jamie Shea, o günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nden Nilgün Cerrahoğlu'nun sorularını yanıtlarken, zirvenin Türkiye'de toplanma nedeni olarak İstanbul pek çok anlamda NATO'nun gittiği yeni yönü simgeliyor diyordu. Avrupa'ya yoğunlaşan soğuk savaş NATO'suyla artık Kafkaslara ve Orta Asya'ya uzanan tehdit ve meydan okumalara daha global yaklaşan Afganistan'da olan Irak'ta rol almaya hazırlanan, Akdeniz ve Orta Doğu'da işbirliği ve yeni inisiyatifler başlatan yeni NATO arasında bir köprü İstanbul. İttifak faaliyetlerinin yeni merkez üssü İstanbul. Cumhuriyet 30 Haziran 2004 Madrid zirvesinde NATO'nun 2030 yılına kadar geçerli olacak stratejik konseptinin ilan edilmesiyle dünyada değişen güç dengelerine bağlı olarak yeni tehdit değerlendirmesi de yapıldı ve buna uygun yapılandırma kararları alındı. NATO'nun doğuya doğru genişleme siyaseti sürdürülecek ama yayılacağı alanın sınırları da Asya Pasifik bölgesine kadar genişletilecekti. NATO'nun 2010 Lisbon toplantısında dış ortak, dolayısıyla bir anlamda dost olarak tanımlanan Rusya, Madrid'de tıpkı soğuk savaş döneminde olduğu gibi resmen düşman ilan edildi. Gerekçe, beklenebileceği gibi Ukrayna savaşı ve bu savaşın yol açtığı tahıl ve enerji kriziydi. Zirvenin diğer ve belki ilkinden daha önemli kararı ise Çin'in de NATO'nun çıkar ve güvenliğini tehdit eden hasım olarak belirlenmesiydi. Böylelikle NATO ilk kez Avrupa yakın ve Orta Doğu'nun ötesine uzanan geniş bir bölgeyi neredeyse gezegenin tamamını çıkar alanı ilan ediyordu. İlk kez Çin, NATO'nun mücadele edeceği bir ülke olarak tanımlanıyordu. Dünyanın ekonomik, teknolojik, siyasal ve askeri bakımdan yükselen bir gücü olan Çin, Amerika tarafından NATO eliyle bloke edilmek isteniyordu. Dolayısıyla ahlaki, siyasal ve tarihsel bakımdan varlık gerekçesi kalmayan Sovyetler Birliği ve Doğu Bloğu dağıldığı halde, sosyalizm fikriyle kavga etmeyi sürdüren NATO'nun Madrid sirvesinden çıkan iki önemli sonuç vardı. Birincisi, doğuya doğru genişleme siyasetinin Asya Pasifik'e kadar genişleyeceğinin işaretinin verilmesiydi. İkincisi ise Rusya'nın yeniden düşman ilan edilmesiydi. Her iki kararın da yakın gelecekte Türkiye'yi de yakından etkileyecek sonuçları olacaktır. Diğer taraftan Türkiye'de yandaş basın tarafından Zafer diye sunulan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin kabulü ve AKP lideri Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla gerçekleştirdiği büyük çark etme tutumuysa tam bir fiyaskoya işaret ediyor. Nitekim batı basınında çıkan bütün değerlendirmeler de bu yönde. İktidar dinamiklerini ve rezervlerini içeride ve dışarıda tüketen AKP iktidarının zaten NATO'nun doğuya doğru genişleme siyasetine direnmesi beklenmiyordu ancak yapılan yorumlardan anlaşıldığına göre Batılılar yine de Erdoğan'ın bu kadar hızlı çark edip tezlerini bu kadar kolayca geri çekebileceğini beklemiyordu. Bu anlamda Türkiye için NATO zirvesi kapsamında iki önemli gelişmeden söz edilebilir. Birincisi, hiçbir gerçek karşılık almadan Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine ilişkin veto'yu geri çekerek ittifakın bir dünya savaşına yol açabilecek doğuya doğru genişleme siyasetinin önünü açmasıdır. Oysa hangi gerekçeyle olursa olsun Türkiye'nin elinde böyle bir felakete gidecek yolu kesme fırsatı vardı. Bunu yapamadı. Erdoğan AKP yönetiminden böyle stratejik bir adım atmasını beklemek zaten mümkün değildi. Erdoğan'ın bütün derdi iktidarını uzatacak bir diplomasiden ibaretti. İkincisi ise Amerika Devlet Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'la yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Türkiye'ye F16 satmalıyız. Bunun tersi çıkarımıza değil ama Kongre'nin onay vermesi lazım ifadeleriyle gündeme getirdiği yeni durumdur. Yani bu konuda da Erdoğan yönetimi somut bir kazanım elde edemedi. Çünkü Biden daha önce de benzer ifadelerle durumu değerlendirmiş ancak Kongre'den olumlu bir karar çıkmamıştı. Erdoğan yönetiminin NATO'nun yeni yönelimine verdiği destek Türkiye'nin Rusya ve Çinle ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecektir. Nitekim Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 6. Hazar Denizi Ülkeleri Liderler Zirvesi'nden sonra bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'yu soğuk savaş kalıntısı bir örgüt diye nitelendirdi. İttifakın Amerika çıkarlarını koruyan aparat olduğunu da belirten Putin, Finlandiya ve İsveç'in yeni üye olarak kabulü nedeniyle hem bu ülkeleri hem de NATO'yu tehdit etti. Bu tehdidin palavra olmadığını, dünyanın yeni ve tehlikeli bir döneme girdiğini söyleyelim. Emperyalist bir saldırı ve savaş örgütü niteliğini belirginleştiren NATO, hepimizin gözleri önünde gezegenin sonunu getirebilecek bir cinayet işlemeye hazırlanıyor. Tıpkı Gabriel Garcia Marquez'in o büyük ve ölümsüz romanı Kırmızı Pazartesi'de olduğu gibi, liberal ahmakların yer yer solculuk adına yaptıkları gibi, NATO'ya katılmak bağımsız bir ülkenin özgür kararı değil. Katılım süreci nasıl olursa olsun bir cinayet örgütüne katılmaktır. Suç ortaklığıdır. Bu nedenle Türkiye NATO'dan çıkmalı, bu savaş örgütü derhal dağıtılmalıdır. Merdan Yanardağ